Ya Berk'i ya Sezgin abiyi koyarım. Sezgin abi. Sen Sezgin ol ya. Yok, convert olmuyor. İnsan, sonra mimar. Evet, öncelikle hoş geldiniz ofisimize. Beaumont ofisimizdeyiz. Mustafa Çiçek kimdir? Mustafa Çiçek mimar. 1986 yılında doğdum ve mimarlık mesleğini yürütüyorum. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesine girdim. 2010 yılında oradan mezun oldum. Mimarlık mesleğini çok seviyorum fakat çok düşünmüyordum. Ben hatta üniversite sınavına girmeden önce Boğaziçi Üniversitesi'ni gezdirmişlerdi bize. O kadar beğenmiştim ki en düşük puanına baktım. Kimya bölümüydü. Pardon. Çok ya. Çok düşük demeseydik iyiydi. Seni de gömdük ama. Boğaziçi Üniversitesi'ni gezdim. En düşük puanı kimya bölümüydü. Dedim ki ben bu üniversitede okuyacağım. Ne bölüm olursa olsun. Halbuki ne kadar yanlış bir düşünce. Hayatım boyunca bir kimyager olarak devam edebilirdim. Neyse ki puanım oraya yetişmedi. Ve Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdim. 4 sene değil, 6 senede bitirdim. Biraz o dönemler askerlik konusu çok sertti. Askerliği biraz ertelemek istiyordum. Biraz böyle 6 seneye yaydım. Ben zaten mimarlığın 6 sene olmasını taraftarlarından biriyim. Kendi kendime bu eğitimi 6 sene yaptım. Ama küçüklüğüm boyunca tabii babam inşaat mühendisi ve müteahhit olduğu için de böyle sürekli şantiyelerde geçti küçüklüğüm. Babamla yaz aylarında şantiyelere gidip geliyordum. Bu da kararımda etkisi mutlaka olmuştur. Bazı mimarlar küçüklüğünden beri böyle el çizimleri yaparlar. Sürekli üretirler vesaire. Küçüklüğünden beri mimar olmak isterler. Ben öyle değildim. Ben biraz son tercihlerin sonlarına doğru ya yani mimar olayım dedim. Çünkü çok alternatifim yoktu düşündüğüm. Ama şu an 36 yaşındayım. 18 yıl öncesine geri dönecek olsam gene kesinlikle mimarlık yazardım. Doğru bir meslekte olduğumu hissediyorum her zaman. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde mimarlık bölümü senin için nasıl geçti? Aslında şöyle, dürüst olmak gerekirse ben Mimar Sinan Üniversitesi'ni çok daha fazla istiyordum. 2 puanla kaçırdım. Yani bir soruya falan tekabül ediyor herhalde. Hem onun yeri, hem konumu, hem daha böyle bir sanatsal geliyordu bana. Daha bir hoşuma gidiyordu havası. Dolayısıyla ilk bir sene hazırlıkta okumadığım için benim için zor geçti Yıldız Teknik Üniversitesi. Uyum sağlayamadım. Eğer hazırlık okusaydım daha iyi başlangıç yapabilirdim. Ve ilk sene çok önemli mimarlıkta. Yoğun o üniversite sınavı çalışması devamında bir anda yoğun bir mimarlık eğitimi bana biraz ağır geldi. Keşke bir sene hazırlık okusaydım. Bir böyle bir tampon yıl ayırsaydım. Okula daha iyi başlayabilirdim. Dolayısıyla okulum şöyle bir 5-6 senede falan bitti. Peki okul dönemi esnasında hobileriniz var mıydı? Nelerle ilgiliydiniz? Ya tabii birçok Türk erkek çocuğu gibi bende bir futbola merakım vardı. Satranca merakım vardı. Mimarlıkla ilgili ne yapardım? Kitaplar ben çok alırdım. İyi hatırlıyorum. Hani cebimdeki son parayla bile o stand açılırdı o zamanlar. Bilmiyorum hala belki üniversitede vardır. O standlardaki iyi hatırlıyorum. Cebimdeki son 30 TL'nin 25-30 TL'sini o kitabı beğendiğim kitaba verip hatta bazıları burada. Şurada var mesela. İşte bunu da yine Yıldız'daki o yapı Yem Kitabevi'nin standından almıştım. Mimari kitaplara çok merakım vardı. Bu arşivlere çok merak saldım. Ondan sonra tabii teknoloji çok ilerledi. Pinterest'ler çıktı, Instagram'lar çıktı. Artık biz mimarlar dijital arşiv yapıyoruz. Çok fazla böyle işte kitaptı vesaireydi. Arşiv yapmıyoruz. Peki okul sırasında seyahat etme imkanınız oldu mu? Evet tabii o yıllar döviz kuru şu anki gibi değildi. 1 falan da hatta euro. 1.2 falandı. Şanslıydık. Seyahat etme şansım oldu. İlk gittiğim ülke İtalya'ydı mimar bir arkadaşımla. Ve ayak bastığım anla birlikte 40 yaşından sonra ben burada mutlaka yaşamalıyım dedim. Valla bu hedefime 4 sene kaldı. Bakalım 4 sene sonra bunu başarabilecek miyim? Hemen İtalyancayı da öğrenmek istedim. Ve o yoğun mimarlık temposunda İtalyancayı da hafta sonları kurslara giderek hallettiğimi düşünüyorum. Yani şu an hani gündelik olarak gittiğimde orada İngilizceye müracaat etmeden işlerimi hallederim. Ama bunda birçok öğrenciye tavsiye ediyorum. Yani okul yıllarında ikinci bir lisanı İngilizcenin yanına İspanyolca olabilir, Fransızca olabilir mutlaka koymaya çalışsınlar. Hafta sonları boşluklarında, hafta içi akşamları kurslara giderek
Benim bunu yapan arkadaşlarım gerçekten şu an iyi bir noktaya geldiler. Seyahat olarak İtalya seyahatlerim çok sıklaşmıştı o zaman. Hatta yüksek lisansı da orada yapmayı çok istedim. Fakat başka sebeplerden dolayı işte olmadı. Yüksek lisans yapamadım o yüzden. Okul sonrası hemen iş hayatına mı atıldınız? Bu süreç nasıl gelişti? Aslında çok trajikomik başladı benim okul sonrası dönemim. Şantiyeye döndüm. Babam ve amcam o sırada bir inşaat yapıyorlardı Bağdat Caddesi'nde, Suadiye'de. Ve o şantiyenin sonuna doğru geliniyordu. Bir lobi çizilmesi gerekiyordu. Ben 3D Max bilmiyordum, yani 3 boyutlu programları. AutoCAD'te bir lobi çizdim onlara. Gösterdim. Çok heyecanlanmadılar. İnşaat mühendisi bu arada ikisi de. Yani normal SEC müteahhit değiller. Gene bir eğitim almışlardı ama mimar değillerdi. Ve benim önüme bir mermer koydular. Çin graniti diye bir mermer koydular. Dediler ki bu mutfak tezgahlarından arttı. Bunu lobide kullanacaksın dediler. Ben şok oldum tabii. Yani işte mimarlık okuyorsun, bir sürü tasarımlar yapıyorsun, malzemeler kullanıyorsun. Aklında bir sürü şey var ama önüne bir taş koyuluyor ve diyorlar ki bu arttı, bunu kullan. Büyük bir şok yaşadım ve dedim ki onlara, siz tamam bunu burada kullanın. Bana bir iki sene verin. Ben zaten bu işi, ben siz de 25 yıldır yapıyorsunuz. Ben gideyim biraz daha başka ofis, mimarlık ofisleri görmek istedim ve babamları orada bıraktım ve 2 senelik bir dışarıda, şanslıydım ki iyi mimarlarla birlikte çalışmalara başladım. Ve 2 sene sonraki dönüşümdeki Mustafa ile o 2 sene önce giden Mustafa arasında çok fark vardı. Bu farkı onlar da gördü ve artık o mutfak tezgahındaki graniti bana lobide kullandırtamadılar. Ben o mutfak tezgahını da değiştirdim gerçi. Ve o yıllardan sonraki ürünlerimiz, eserlerimiz daha böyle nitelikli eserler olmaya başladı. Ya dolayısıyla bu hayal kırıklığına rağmen hızlı bir şekilde toparlanarak piyasada bir şeyler yapmaya çalıştım. Kötü bir tecrübeydi ama. Yaptığınız projelerden birazcık bahseder misiniz? Şöyle, işte bu aile firmamı döndükten sonra çok enteresandır. Ben bir yandan da bu üretime devam etmek istedim. Perspektifatölyesi.com diye bir site açtım ve Türkiye'deki tüm mimarlara 3D hizmetler verdim. Yani mimarlar beni arıyordu, çağırıyorlardı. Yani düşünsenize, bir yandan müteahhitsiniz, müteahhitlik toplantılarına katılıyorsunuz, işte birkaç milyonluk şeyler konuşuluyor. Fakat o toplantıdan çıkıyorsunuz, bir 3D modellemeci sıfatıyla bir mimarın ofisine gidiyorsunuz ve size yaptığı tasarımı tarif ediyor ve sen de onu modelliyorsun. O süreç bana çok faydalı oldu. Ve ben orada bir sürü malzeme ve renkle ilgili birçok mimarın tarzını görmüş oldum. Ben kendi gelişimimde en kritik noktayı birazcık bunda görüyorum. Öte yandan mimar Erdal Tusavul'un kapısını çaldım ve amcamın referansıyla bir anda ofisine gittim. Adam beni hiç tanımıyordu. Çok duayen bir mimardır. Kendisi birçok Avrupa'da da ödül aldı. Kapısını çaldım ve ona dedim ki ben işte şunun şunun yeğeniyim. Siz beni acaba iş düşünür müsünüz falan, ama hakikaten iyi seviyede değilsin yani, lisans mezunusun. Çok işine yaramazsın adamın. O da işte biraz kendine etti ve dedi ki hani ya, biz ihtiyaç olsa seni ararız. Ben dedim ki ben para falan istemiyorum, yanlış anlamayın. Size dedim çay bile getirip götürebilirim. Hiçbir beklentim yok sizden. Sadece ben burada olmak istiyorum deyince o çok hoşuna gitti. Ve de hemen işe aldı beni. Çok da sağ olsun, o zaman parası güzel de bir para veriyordu. Ve ondan sonra da beni Mert Yanpal var. Onun pilot ofisiydi o zaman. Mert Bey'in yanına verdi ve Mert Bey benim gelişimimde çok ciddi etkisi olmuştur. O zamanki ismiyle Profil Mimarlık, şu anki ismiyle Rasyonel Mimarlık sahibi ve kurucusu. Otel projeleri çizdik biz. Tabii bu Hilton otellerinin bu Garden Inn versiyonları vardı o zaman. 1-2 yıl onları çizdik Erdal Bey ve Mert Bey ile. O tabii onları yaptıktan sonra dönüp aile firmamızdaki konut projeyi bana çok kolay ve basit gelmeye başladı. Yani o zoru görüp burada kolaya dönmek benim için çok güzel bir avantajdı. Son olarak da Varujan Bey, sadece 3D yapan bir ekipti. Orası çok güzeldi ve içeride 30 tane sadece 3D modelleme yapan birileri vardı. Ben orada çalıştım bir 9 ay kadar falan. Ve artık insan o noktayı hissediyor. Yani ben tamam dedim artık. Hissediyorum. Yaptığım çizimler geri dönmüyordu artık patrondan. Onlar da beğeniyordu ve yeni bir şantiyemiz başlayacaktı. Ve aile firmamıza dönmüş bulundum. Onun haricinde de devam eden projelerimiz sürekli oldu. Hem onlarla hem benim ayrı olarak. İşte bu Türkiye'deki ilk 3D Printer House üçdörtgen şubesini yaptık.
Ayrıca birçok hukuk ofisi, konut ve restoran yaptık bu yıllar içerisinde. Bir yandan tabii ki konut üretimimiz taahhüt şeklinde Bağdat Caddesi tarafında devam ediyor hala. Son zamanda sektöre yönelik yaptığınız yeni yatırımlar var mı ve nelerle ilgileniyorsunuz? Şöyle, son yıllarda 2019'da İngiltere ofisimizi açtık Londra'da. Bir turistik seyahat planlamıştım. Gitmeden 3-4 gün önce bir restoran projesi talebi geldi. Tabii süre çok azdı. Ona rağmen bir şeyler çizdik, götürdük. Gittiğimizde işi almış bulunduk. Çünkü benden önce iki mimar daha çizmişti ama onların tasarımı çok içlerine sinmemişti işverenin. O beğenilince ondan sonra devamı gelmeye başladı. Biz de Londra'yı çok seviyorum, gitmeyi, gelmeyi. Vize tipimi değiştirdim. Oturum aldım orada. Ve oradaki ofisimizi açtık. Orada aktif olarak işte restoran ve konut projeleri yapıyoruz şu an. Onun haricinde İstanbul'da şu an bulunduğumuz Beaumont ofisteyiz. Burayı da yaklaşık 3 sene önce açtık. Avrupa yakasında bir ofis ihtiyacımız oldu buradaki misafirlerimizi ağırlamak için. Ama asıl ofisimiz İstanbul Kadıköy Anadolu yakasındaki Suadiye ofisimiz. Orası da ağırlıklı olarak müteahhitlik toplantılarımızı yaptığımız ofis. Şu anda da aktif olarak şantiyemiz Kalamış'ta, Fenerbahçe sahilde bir site yapıyoruz. İnşallah onu da çekimlerini yaparız bitime yakın olarak. Yaklaşık 6000 metrekarelik 4 bloktan oluşan 40 daire yapıyoruz. Kasım ayında da oturum başlamasını planlıyoruz. Şu anda aktif olarak bu durumdayız. 3 tane ofisimiz var. Böyle ben hafta içerisinde sürekli bir tane şantiye var. Bunları böyle geziyor haldeyim. Ayda bir 8-10 günde İngiltere'ye gitmem gerekiyor. Hatta İngiltere'de çok güzel mimari yapılar var. Özellikle müzeler çok güzel. Ben onları da kanalımızda paylaşacağım. Hep beraber izleriz. Mimar Mustafa Çiçek diye arattığınız zaman özellikle Google tarafında yaptığınız televizyon şovları ve katıldığınız programları görüyoruz. Bize biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? 2018'de bir gün bir telefon çaldı ve TRT'den aradılar. Bir şekilde işte gördüler ya da duydular, bilmiyorum. Bir çocuk programı hazırlığında olduklarını ve mimar arayışında olduklarını söylediler. Ailem, Odam ve Ben programında bir mimar, bir psikolog ve bir ressam olarak 3 kişinin birlikte senkronize olarak bir çocuğun odasının yenileme projesi vardı. Bu malum ev yenileme projelerinin biraz daha farklı, biraz daha sosyal sorumluluk olan bir programdı. Orada 31 bölüm kadar program mimarı olarak çalıştım. Orada da ihtiyaç sahibi çocukların odalarını yeniledik. Çok güzel geri dönüşler oldu sonrasında. Çocukların psikolojileri, çocukların mutluluğu çok artmış. Bu programdan sonra, odaları yenilendikten sonra anne ve babalarından çok güzel aylar sonra geri dönüşler aldık. Çok yorucu bir dönemdi ama güzel bir şekilde atlattık. 31 bölüm, hatta Erkan Şamcı ile birlikte son 20 bölümde kendisini de geçen aylarda kaybettik. Onunla birlikte de eve ekolojik olarak da yaklaşıldı. İşte evde kanserojen bir ürün var mı, kanserojen bir eşya var mı, ev temizlerine neler dikkat ediliyor gibi. Ama ben işin mimari kısmındaydım. Bu şekilde 31 bölüm çektik. Ardından 2021'de Star TV'de yeni yılın trendlerini konuştuk. Demet Akalın ve Alişan'ın davetiyle. Aa, o ne? Evet. Ya? Sarının sebebi umut, green'in sebebi sakinlik ve sabır. Dolayısıyla tabii ki firma bunu seçti. Biz bunu biliyoruz ama örneğin sizin evinizde siz sarıyı çok sevmeyebilirsiniz. Dolayısıyla bunu uygulamak zorunda değilsiniz. Ben eve sarı yapsam bu sebebini herhalde boşarsın. Benim ev bak böyle gri. Griydi, evet. Eskidi, tekrar gri yaptım. Evet. Gri. Griyi çok severiz zaten. Gri birçok renkte çok iyi uyum gösterir. Öyle bir program davet oldu. Herhalde onu gördünüz. Bir de 2022'de yine yılbaşında Burcu Esmersoy çağırdı. Onda da 2022'nin trendlerini, iç mimari trendlerini konuştuk. Ha. Son sorum dedim aslında ama şöyle bir şey, siz bulmuşken şöyle bir şeyden sorayım size. Şunu sormak istiyorum. Yurt dışındaki mimari trendlerle buradaki trendler arasında çok böyle uçurum oluyor mu? Fark oluyor mu? Oluyor. Şimdi bizim Londra ofisimiz de var. Mesela? Evet, orada mesela İngiliz halkıyla Türk halkının farkı. Mesela İngiliz halkında mesela bahçeli evleri daha fazla ve o arka bahçelerinde courtyard dediğimiz alanlarda işte extension denilen şeyi, bahçenin bir kısmını içeri katma ve çatılarında odayı açarak, yani çatılarından bir oda oluşturma. Ha, ha. Çatı tadilatıyla. Bu çok talep görüyor.
özellikle İtalyan ailelerinde de hala süre gelen işte hafta sonları bir araya gelip kalabalık yemekler yemek. Mesela bu İngilizlerde yok, Türklerde de pek kalmadı ama İtalyanlar buna devam ediyorlar. Mesela onlarda da bazı odaları yemek odası gibi tasarlıyoruz. Ve yemek konusu onlarda bir araya gelmek, yaşlıdan gelip İtalyan filmlerinde gördüğünüz evet, sahneler evet, çok ki, vardır. Aynen, evet. Ferzan Özpet'in filminde özellikle çok vardır böyle birkaç sahne. Bu gerçektir ve bu çok uygulanıyor. Dolayısıyla kültürler arası taleplere göre mimari değişiyor. Şimdi işte bir YouTube kanalımız var artık ve burada bol bol içerik paylaşacağız. Konuklarımız olacak, vloglarımız olacak ve böyle tekli olarak da benim konuşacağım ve bazı konuları konuşacağımız mimarlık öğrencilerine yönelik, mimarlara yönelik böyle eğitici ve eğlenceli bir program. Aslında sadece onlara yönelik değil ya, tüm herkese yönelik bir şey planlıyoruz. Bakalım, umarım güzel olacağına inanıyorum. Sizinle birlikte güzel bir şekilde çalışacağız.